Yeni işiniz hayırlı olsun. Sağ ol Rambocuğum, Allah razı olsun. Ne pişiriyorsun kardeşim? Tavuk pişiriyorum. Tavuk muydu bu, doğru mu? Siz işinizden haberiniz yok mu efendim? Valla ben muameleden duruyorum burada Rambo. Dümenden yani. Dümenden duruyorum. E ne yapıyoruz burada dümenden? Oğlum görmüyor musun ne yaptığımı? Dalgayı pişiriyorum ben. Dalga nedir hocam? Tavuk işte. Becerebiliyor muyuz? Becereceğiz Allah'ın izniyle. Nasıl becereceğiz? Hep sanki böyle soruyorsun bana Rambo, işte beni sinir ediyorsun. Kalk gitme abicim. Kalkın lan burada abi. Sor. Allah'ım. Bırakın lan beni. En son Rus uçağı düşürüldü. Ne düşünüyorsun? Rus uçağı düşürüldü mü? Beni ya bana bu soru... Ay Allah. Rus uçağı düşürüldü abi, ne olacak? Ben nereden bileyim? Ben ekmek derdindeyim oğlum. Bugün ekmek nasıl getireceğim eve? Bana ne Ruslardan ya? Ekmek getirebilecek miyim? Para kazanabilecek... Ya kalk git buradan, kafana küllük telefonları koyacağım şimdi seninle. Savaş çıksa ne yaparsınız Ruslarla? Savaş mı çıksa? Abi Ruslar adamı ne yapar biliyor musun? Ayağından donu alır. Kalk git buradan artık. Kalk, Ruslarla uğraşmayın derim. Bizden farkımızdan etmeyin biz. Bu reportajdan ben hiç hoşlanmıyorum artık. Çünkü neden biliyor musunuz sayın seyirciler? Oğlum hani bu Acı TV'de ekit oldu. Akit mi oğlum? Ben Aksen TV'ye konuşurum. Başka TV'ye konuşmam. Hiç kafayı vurdum. Acı sen ne oldu oğlum? Kanaldan kanala geçiyorsun. Parayı buldum benden he. Benden parayı buluyor, bana 1 milyon vermiyor. Böyle bir adam. Ben de reportaj yapmıyorum. Sakın tıklamayın. Kendime başka bir kanal açacağım. Biz o kadar tıklanmadık. Onun başımda dikkat mi? Geç otur böyle. Evet dinliyorum hocam. Biz o kadar şey yapıyoruz falan filan. Acı bizden hem sakal bulamıyoruz hem Acun bizi dinlemiyor falan, izleyemiyor adam. Adam bir isyan dedi. Ortalık bok içinde oldu. Herif çıktı kanallara mananlara. Ne oldu? Bu arkadaş? Ne bileyim lan ben. Kimdi o? Parlak Kemal. Parlak Kemal'miş. Yapayım onu zımbırlak Ahmet. Ahmet Parlak Ahmet. Parlak Ahmet mi? Yapayım onu zor zahmet o zaman. Neden öyle bir şey oldu? Ne bileyim ben ya, benim kanallarla işim yok. Bak montun güzel, bizde öyle mont yok. Acı parayı buluyorsun, yesin o bıyıklarını. Ters oluktan hep oluyor bunlar. Bunlar geçti artık, ters oluklar. Arka planda bir sürü arkadaş var. Arka plan kim? Yani senin izleyenler var. Arkadaşlarım. Herkes daha söyledim ki başta dedim Emrah abi nasıl koşturuyorlar. Küçük çocuklar bile. Seni görmek için. Oğlum ben sevimli adamım. Sevimli, ben sevilen müzisyen, sevilen adamım ben. Ama sen bize yanlış sorular sorduğun zaman olmaz Rambo. Ben o sorulara girmiyorum artık, tehlikeli. Artık o sorulara girme. Girmiyorum. Adam gibi geleceğim, makara yapılacaksa yapılacak, yapılmayacaksa yapmıyorsan da kalk git buradan ölünü kemiğini. Zakının çok sakız o. Hadi. Oğlum yeter herifler ölen ölene, kalk git lan buradan. Orayı karıştırmıyoruz hocam, orayla işimiz yok. Otur böyle Rambo, yeter, çok sıkıldım ben öyle. Çay içelim mi abi? Çay evet. Kalk bize çarşı. Bir gazele okur musunuz? Ne gazeli ya? Ne diyorsun oğlum? Açlık var ya. Allah'ım. Şimdi var ya, bu tabağı Rambo'nun suratına koyacağım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Hoş bulduk sen kardeşim. Sen nerelerdesin ya? Sultan Mahalle'deyiz. Hep Taştağlılarda geziyorsun ya. Biraz dedik gelelim dedik Sultan Mahalle'ye. İyi yaptın abi. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? İyi, şükürler olsun. İyiyiz. Ekmekteyiz. Ne ekmeği? O kavuncu davulcu ya. Biz de sporcuyuz. Kavuncu yani? Davulcu biz de müzisyeniz ama biz de en son futbolcu olacağız artık 27 yaşından sonra. Nasıl olacaksın abi? O kavunları satıyor. Ben de topları satacağım. Hangi topları? Normal futbol topu var ya bu ebatlarda. Sonra? Ekmeğimize bakacağız abi işte. Savaşlar var. Dünya savaşı var. Su savaşları çıktı. Şimdi, şaka bir yana. Biliyorsun. Bugün 3 tane şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Bak uykudan kalktık. Bak temiz haber verdin bize. Buraya bak. Bak moralimiz bozuldu. Yemek yiyemeyeceğiz şimdi yine. Yemin ederim yemek yiyemeyeceğiz. İşler hiç yok dayı. Ben de davulcuyum. Bak burada tostçu dükkanında takılıyorum. 100 lira haftalığa buradayız beraber. Hep beraber. Mehmet abim siparişlere çıkar. Yapar bir şeyler. Biz de tost yapıyoruz burada. Motor kullanmayı bilmiyorduk. Motor sürmeyi öğrendik. Neymiş? Neden? Ekmek. Aşağıda yok. Bize tost getir, mos getir. Bu nasıl getir. Ne olacak bu işler böyle ya? Bir de herkes borca da yazdırıyor. Buradan sesleniyoruz Sultan Mahalle halkına. Borca yazdırmasınlar. Tost 4 lira. Arap Kadir'e seslen. Arap Kadir'e sesleniyorum buradan. Arap Kadir gel bakayım buraya. Nerede bu Arap Kadir? Sen nasılsın abi? Hep sen bizim hatırımızı, halimizi soruyorsun. Senin halin, hatırın nasıl? Elhamdülillah. Sen iyi misin? Bizi çok tehdit ediyor biliyorsun. Kim tehdit ediyor abi? PKK'lılar. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dur.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Ben üniversite mezunu bir çocuğum. Bakma, makara yapıyoruz burada. Bunlar ne Kürt, ne Türk. Hiçbir şey değiller abi. Bunlar İran'ın, Suriye'nin, Rusya'nın, Ermenistan'ın veya işte Türkiye'yi sevmeyen bütün güçlerin Türkiye'yi yok etme politikaları. Orada vurulan PKK'lı askere bakıyorsun, üstünden haç resmi çıkıyor. Nasıl Müslüman bu? Müftezel olmuş o zaman abi. Haç resmi çıkıyor adamın üstünden. Bizim kadınlarımız evde yemek yapmayı bilir, dağda gidip savaşmayı bilmez ki. Kocasına kadınlık yapar yani. Eline silah almaz. Hani onlar Kürt mürt de değil yani. Kürtler de birbirine, burada Türkleri Kürtleri birbirine düşürüyorlar yani. Herkes ekmenli abi, boş versin. Biz PKK'mış, MKK'mış. Roman çocuğuyuz. 9-8. Yey! 9-8. Abi açlık var, evde zeytin yok, dolabı aç, dolabı aç. Açlıktan diyorsun, tost satıyorsun. Dolabı aç, dolap senden aç. Burada ben eşek eti satıyorum yani, herkes biliyor bunu. Eşek eti satıyorum ben burada. Harbiden mi? Tabii, bir buçuğa kim tost veriyor abi? Ne oldu çeyrek köfte? Geliyor, bekle. Öldük açlıktan, öldük. Bir buçuğa tost satıyorum abi ben burada. Coşkun sucuğun kilosu 50 milyon. Nereden 50'ye satsan mahalle halkı beni kovalar bıçak lan. Ama uygun mu yani satmak? Uygun, bir buçuğa satıyoruz sağ tarafı. Uygun mu abi? Güzel mesajlar ver, güzel mesajlar. Güzel mesajlar ver. Bırak ekmeği sen, güzel mesajlar ver. Beygir'in sağ eti helaldir, sağ tarafı helaldir. Vay, bak burada ehli sünnet. Ehli sünnet. Evet. Sağ tarafını kesiyorum, satıyorum burada da. Reis, normalde at yemek uygun ama. Uygun, sağ tarafı. Anlatamadım ama o kullanım aracı olduğu için yemek uygun değil. Tabii baba, biz burada kullanım aracına, devletimize, milletimize işte hizmet veriyoruz. Bak kızanlar aç orada, bir buçukta geliyor bana. Nasıl yap? Ters oluk diyorsun. Ters oluk var, dolabı aç, dolap senden aç. Belediye yarın baskın yaparsan olacak. Belediye yarın kömür getirecekmiş, inşallah biz de satacağız onları. Allah nasip kısmet ederse 2 kilo beygirci celale vereceğim. Diyorsun. Acı Oktay'a vereceğim 3 tane 10 liradan. Vereceğiz, satacağız hepsini. Alabilir miyim? Satacağız, bakacağız ekmeğimize, bakacağız yani dayı. Tamam. Yapacak iş yok. Evet amca. Görüntüde olma kabrınızda. Mehmet Bey olma. Bakın buraya röportaj yapıyorsun sen. Görün sesini duyuyorsun. Yani. Abim bir şey söylemek istiyor. Evet, buyurun efendim. Bu ülke için ne düşünüyorsun? Şu anki durum için, halkımız için. Bir konuşma yapmak istemez misin? Domates diyor, bak kaç para domates. Kaç para mı domates? 5 milyon lira, ben ne diyeyim artık? Yarım kilo tavuk parası bir domates. Bak, yarım kilo tavuk parası bir domates. Rambo abi, seni seviyoruz. Eyvallah. Herkes geçim derdine düşmüş. Herkes domatesi söylüyor, fasulyeyi söylüyor. Kimse bir ama kimse düşünmüyor. Ama kimse kendi için değil, kendi için yaşamıyor. İnsanı için yaşamıyor. Herkes makarada, herkes bir şeyde. Makara yapmasından ne yapsın millet? Bağ bölüyoruz açlıktan bak, makara. Çok konuşuyorsun sen, iki tane şaplak çekeceksin. Mustafa Sayan da burada, evet Mustafa Sayan. Bak, en güzel yazılar orada abi. O kadrajı alabilirsen en güzel kadraj orada. Cami yani diyorsun reis. Cami tabii abi ya. En güzel cami abi ya. Gideceksin camiye, kılacaksın namazını, sporunu yapacaksın. Geleceksin, bakacaksın dalgana yani. Hayır, vücuda en güzel yararlı hareketler namaz, spor değil demedik zaten. En yararlı hareketler o duruşlarmış. Duruşlarmış. Rükû, secde. Yok, yanlış bilgilendirme yok teyze. Spor demedik. Sporunu da yap dedik namazın yanında. Yalan mı Rambo abi? Sen ne düşünüyorsun? Hiç konuşmuyorsun ya. Bak. Kavga çıkacak, gördün mü? Neden? Nefsi, şeytani oldu, gördün mü? Beyinsiz. Allah. Sen benim anamsın, böyle bir şey söyler miyim biz sana ya? Allah Allah. Canı sıkılıyor. Karnı aç olanın canı sıkılıyor. Sinirleri bozuk. Herkesin karnı aç. Morali bozuk herkesin. Karın açtı olduğu zaman sinirler fışkırıyor abi. Ben özür dilerim efendim. Biz mahalle insanları olarak, gençler olarak herkes saygılıdır burada, büyüklerine, küçüklerine. Saygılı değil midir arkadaşlar buranın insanları? Konuşun, hiç ağzınızı açmıyorsunuz be ya. Mahalleyi kılmış bakalım, mahalle yıkılacakmış. Ne zaman? Bu ara yıkılacakmış ki. Hep yıkılıyor, 10-20 sene oldu, bak yıktılar orada. Reis, bu videoyu yayınlanacak, izin veriyor musun? Abi, ben normalde müzisyenim, sanatçılarla çalışıyorum. Zaten kameraya yabancı değiliz yani. 13 kişi. Yayınlansın ya, Allah Allah. Ne sen dayı. Yayınlansın baba, sıkıntı yok. Burada satıyoruz hani, reklamımızı da yapalım burada biz. Tostçuyuz burada. Ekmende bu, hep bu. Ekmekteyiz baba, sıkıntı yok yani, anladın mı? At mı, eşek mi? At var baba, eşek yok. Bizde at satıyoruz sağ tarafını.
Sağ tarafı 2.5 burada toz. Tamam reis. Başka bir şey yok buradan yani, sıkıntı yok. Buradan Kavuncu kardeşime, Emrah, Emrah benim çocukluk arkadaşımdır. Bu semtte de çok dolaşmıştır, çok top oynamıştır burada. Çok da roman düğünü çalmıştır. Onu seviyoruz, meşhur oldu. Harbime senin sayende, Allah'ın sonra senin sayende Kasımpaşa'dan çıkmıyor şimdi, meşhur oldu. Mahalleyi de terk etti, ona buradan meydan okuyorum. Gelsin burada beraber röportaj yapalım. Hadi lan, duydun mu? Kavuncumuşsun ya sen, gel bak ben seni ne yapıyorum burada, davulcu. Oldu, gümüşçü oldu, kebapçı oldu. Ya ben onu böyle yapıyor bana. Baba diyor, inan sen diyor fenasın ama sen diyorum kavuncu musun? Ben artık davulcuyum diyor. İşlerini açtın onun, mübarek işlerini açmış, dua yapmış ona, öyle diyor.